Lütfen diğer kullanacağımız bir yer Adobe Mixamo. Burada karakterlerimiz mevcut. Bakın şöyle. Fakat kendi özgün yaptığınız karakteri de buraya aktarabiliyorsunuz. Ben Mouse'u seçtim burada. Buradaki amacımız FBX ile ilgili bir kaynak oluşturmak. FBX nedir? Birazdan bahsedeceğim. Film box formatı oluyor FBX ve içinde doku çalışması yapılmış ve animasyonla beraber gelen dosya anlamına geliyor. Animasyonlarımız burada hemen. Güzel ve eğlenceli bir animasyon bulalım şimdi. Biraz yüklemesi gerekiyor. Adobe Mixamo bir üyeliğinizin olması gerekiyor. Üyelik açıyorsunuz. Şöyle eğlenceli bir şey yapalım. Evet, baya güzel komik bir karakterimiz var. Şimdi farklı animasyonlar da yapabiliriz. Bakalım böyle eğlence. Şurada search kısmından dance seçelim. Dance seçelim. Evet. Bakalım neler çıkacak. Hip hop dancing. Bak peki. Tamam, hip hop. Biraz bekliyoruz. Kısa bir bekleme süresi var. Tabii karakterimizin poligon yoğunluğuna göre bu bazen değişebiliyor. Yani eğer buradaki çalışmaları medium poly yapmanız gerekiyor. Orta seviye, ortalama işte yani 4000-5000 poligonu geçmemeli. Daha yüksek poligonlarda problem yaratabiliyor. Yani ağırlık yapabiliyor veya geç indirmenizi sağlayabiliyor. Çünkü birçok online olduğu için birçok şey var. Kullanıcısı var. Aynı anda birçok kullanıcı sisteme girip buradan uygulamayı indiriyor. Şimdi download diyorum. Burada FBX formatı seçili olması lazım. Frame per second 30 olacak. With skin karakterle birlikte anlamına geliyor. Without skin dediğimizde de sadece iskelet sistemi oluyor. Keyframe reduction'dan olacak. Buradan uniform veya non uniform'u seçmiyoruz. Download dedim. Tamam. Şimdi yine biraz bir bekleme süresi var. Bu arada kaydımız devam ediyor. Tamam, güzel. Evet. Bu bekleme süresi uzun değil ve biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Şurada download sekmesine indireceğini gösteriyor burada. Evet, şimdi nesnemizi şimdi kaydedelim. Evet. Biraz daha gelecek. Bu arada Timur Hoca'yla paylaştığınız sorularınız vesaire olabilir. Bunları e-mail atarak belki çözebiliriz. Sorularınız olabilir veya hocam şurayı anlamadık diyebilirsiniz. Tekrarlayabilirim, sıkıntı yok. Şey yapabiliriz yani bu konuda iletişimde kalabiliriz. Şimdi daha önce indirdiğim dosyayı açayım ben. Burada bir sanıyorum internet bağlantısında bir problem oldu. Aynı dosyayı ben daha önce indirmiştim. Onu tekrar açabiliriz. Şimdi X tuşuna bastım. Küp nesnemizi sildim. File'dan Import FBX'i seçiyorum. Desktop'a geldim. Burada kaydettiğimiz dosya burada duruyor. Yine bu süreci bekliyoruz biraz. Şimdi Shift tuşuna basıyorum ve karakterimize yaklaştım şöyle. Dokuları görebilmem için şuradaki sekmeye tıklıyorum. Şuradaki küçük 3. 3 küreden 4 küreden 1, 2, soldan 3.'ye tıklıyorum. Yine biraz bekliyoruz ve geldi. Şimdi animasyonumuzu görebilmemiz için timeline'ı birazcık daha görünür hale getiriyorum şöyle. Bakın burada animasyonumuz var. Sarı küçük
şeyler var, noktacıklar var burada. O noktacıklar animasyonun olduğunu gösteriyor bize. Timeline'ımızı animasyon kısmını şuradan uzatalım. Şöyle. Evet, şimdi Space tuşuna bastığımızda karakterimiz animasyonuyla beraber buraya gelmiş oldu. Şöyle yapalım. Ve bunu A, B, C olarak değiştirelim. Evet. Şimdi daha akışkan bir şekilde görüyoruz. A, B, C dediğimizde audio video senkronizasyon anlamına geliyor. Yani daha akışkan bir şekilde animasyonumuzu görmeye yarıyor bu tool. FBX böyle bir şey. Evet. Şimdi file sekmesindeki diğer araçlar ne işe yarıyor? Onlara bakalım. New, işte biliyorsunuz zaten New General dediğimizde kullanıcı ekranı giriyor. Evet, şimdi ve Open Recent ise en son çalıştığımız 10 dosyayı buraya getiriyor. Recover Last Season Auto Save ise eğer bir göçme olduysa projelerimizi kaybetme durumu olmasın diye burada bir güzel bir uygulama yapmışlar. Ama bu her zaman çalışmıyor düzgün. Onu söyleyeyim. Bu konudaki tavsiyem versiyonlu çalışmanızdır. Modelleri ayrı, animasyonları ayrı, texture hatta scalp kısmını ayrı olarak tutmanız faydalı olacaktır. Tek bir klasör altında tutmanız önemli. Tek bir klasör altında bölümlere ayırıp onları da ayrı klasörleriniz önemli. Blend file, texture, video, imaj dosyaları hep ayrı klasörler halinde olmalı. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum ve default isimler vermeyin. Düzgün isimler vermeye çalışın. Save copy bunlar bildiğiniz kayıt işlemleri için. Link ve append önemli araçlar. Link üzerinde durmayacağım çünkü çok kullanışlı bir araç değil. Append çok önemli bir araç. Buraya append dediğimde projeleri tek tek çağırmanızı sağlıyor. Proje dosyalarındaki parçaları daha doğrusu. Mesela kit 1 çağıralım buradan. Append dediğimde o dosyaya ait sadece tek bir dosyayı çağırmış oldum. Şöyle bu şekilde görebiliyoruz. Yine dokusunu görebilmek için şuna tıklıyorum. Evet. Dokusuyla beraber geldi. Blend file olması önemli. Blender dosyası olması önemli. Bu FBX falan Apple'da çalışmıyor çünkü. Sadece Blender dosyanın içindeki parçaları çağırmanızı sağlıyor. Birden fazla da çağırabiliyorsunuz elbette. Mesela 2, 3, 4 bu şekilde shift tuşuna basarak çağırdığımızda buraya gelecek arkadaşlar şimdi. Bakın diğer nesnelerde hemen geldi. Burası böyle. Apple böyle. Data preview refresh. Evet bunlar şeyle ilgili. RAM'in tazelenmesi ile ilgili şeyler. Bunların hepsini deneyebilirsiniz. Import, export kısmı önemli demiştik. DAE formatı genellikle 3D dünyasında mimarların kullandığı bir format. SketchUp diye bir program var. Oradaki formatın çıktısını buradan da görebiliyorsunuz. Alembic genellikle particle sisteminin ve içinde olduğu bir format yine. BVH çok önemli bir araç. Çok önemli bir geri bildirim aracı. Sinema sektöründe özellikle kullanılıyor. Motion Capture datalarının BioVision Human olarak bilgisayara aktarılması anlamına geliyor. Tamamen sayısal bir veri. Yani insan hareketleri bir sensörler yardımıyla bilgisayar ortamını alıyor ve bize kolaylık sağlıyor. Animasyon yapmamızda büyük kolaylıklar sağlıyor. Scalable Vector SVG ise
vektör formatta iki boyutlu vektör çalışmaları buraya import etmenizi sağlıyor. Stanford PLY ise yine 3D bir format, Stanford Üniversitesi'nin geliştirdiği. STL, 3 boyutlu yazıcılardaki format anlamına geliyor. FBX zaten bahsettik biraz önce. GLTF yeni bir format. O da fotogrametri ile ilgili. Fotogrametri genellikle fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntüleri align edilerek 3 boyutlu data haline getirilmesi anlamına geliyor. Wavefront OBJ ise çok eski bir format fakat çok güçlü ve hala kullanılan bir format. X3D çok eski bir oyun formatı denebilir. Yine aynı şeylerin formatların export kısmı da var bunda yine. External data bu önemli. Buradaki veri önemli. Biraz önce bahsetmiştim. Dokularımızı, animasyonlarımızı paket haline getirmek burada mümkün. Fakat çok güvenli değil açıkçası. Onu söyleyeyim. Ben birkaç dosyamı bu şekilde kaybettim. Klasörlerle çalışmanızı öneririm. Perch All şey yapıyor arkadaşlar. Yine ekran tazeleme yapıyor. RAM bazen yetmeyebiliyor. RAM'i tazelememiz için bir şey, araç. Startup File kullanıcı ekranını, kullanıcı arayüzünü güncellediğiniz, biraz önce mesela küp nesnesini silmiştim ben. Tekrar çağırabiliriz buraya. O da mümkün. Şöyle ben mesela new dediğimizde general diyorum. Don't say dedim buna. Küp gelmedi. Şimdi shift A 5 küp diyorum. Ve burada default save startup file dedim. Bir daha yapacağım pardon. Save startup file. Evet. Save dedim. Şimdi küpü siliyorum. X dedim. Ve new dedim tekrar. New general diyorum. Don't save diyorum. Tamam. Küpümüz geri geldi. Fakat ben artık bu küpü görmek istemiyorum. Standart formatta bu küple çalışmak istemiyorum derseniz eğer X'e bastık. Sildik. File save pardon file startup file. Evet. Artık new dediğimizde bakın küp nesnesi yok artık. Bu böyle. Diğer load faktörü fabrika ayarlarına geri dön anlamına geliyor. Onu da biliyorsunuz zaten ne anlama geldiğini. Evet, file sekmesi böyleydi. Şimdi edit'e gelelim. Edit'te yine bir takım engine'ler var. En önemlisi burada şeyler var. Önemli preferences kısmı. Burada add-on'ları çağırıyoruz. En önemli add-on'ları buraya çağıralım mesela. Rig diyelim. Rig ile ilgili burada önemli bir add-on şeyimiz. Lighting 3D diye bir şey var. O önemli. Onun dışında burada şeyle ilgili var. Bakın arkadaşlar. Rig. Mesela düzeltelim. Rig diyelim buraya. Şu Rigify önemli bir aracımız. Kemik sistemi bu. Buradan Rigify Legacy modunu da açmış olmamız önemli. Evet. Bir de kamera rigs sistemi var. Kamera diyelim şuraya. Buraya. Evet. Turnaround kamera. Evet. Bu da sunum yapmamızı sağlayan bir araç. Çok fazla buradaki hani bütün add-on'ları aktif hale getirin derseniz arayüz karışacaktır. O yüzden ihtiyaç duydukça buradan kaldırın veya tekrar aktif hale getirin. Önerim bu yönde. Çünkü hepsini aktif hale getirirseniz hem sistemi ağırlaştırır
Hem de menü karışıklığına neden olacak. Burada menü epey karışacaktır. Buradaki, şuradaki yerden menü çok karışık bir sisteme geçecektir. O yüzden pek önermiyorum bütün buradaki şeyleri açmanızı. Render imaj, hemen bir tane nesne çağıralım buraya. Monkey, bizim maskotumuz bu, Monkey karakteri. Biraz düzgün gözüksün. Şöyle yumuşak hatlı gözüksün. İstiyorsak eğer. Subdivision Surface diyelim. Ve yüzeyi smooth haletelim. Şöyle yapayım. Şimdi render imaj dediğimizde ne yapıyor? Tek bir kare olarak sahnemizdeki obje neyse onu render etti. Şimdi bu böyle. Diyelim ki bir animasyonumuz var. Bunu da animasyon olarak dışarı aktarmamız gerekiyor. Onun için buradaki sekmeye tıklıyoruz yine. Ses dosyamızı render etmemiz gerekiyor. View render, render'ı göster anlamında. View animasyon, animasyonu göster. İnterfeysi kitle ki çok kullanışlı bir araç değil. Niye yapmışlar bilmiyorum. New Window ve Toggle önemli. Toggle'la biz kayıt başlarken Toggle'ı açmayı unutmuşum ben. Şey yapıyor. Şey ekranını sıfırlıyor arkadaşlar. Toggle'ı tekrar açalım çünkü bu da uyarı veriyor bize. Şöyle yapalım. Window. Toggle'ı açalım. Evet. Şimdi modeling kısmı var. Modeling kısmında şöyle nesnemizi G tuşuna bastığımızda istediğimiz yerden manipüle etmemizi sağlayayım. Şu şekilde. Bunu tab tuşuyla da yapabiliyoruz. Tabi düzgün bir şey olmadı bu. Normalde simetrik olarak çalışmamız gerekiyor. Daha sonra onun üzerinde duracağız. Scalp mode şey yapıyor bizim nesnemizi heykel haline getirmemizi sağlıyor. Heykelle ilgili bir format bu. UV editing yine doku kaplama ile ilgili bir format. Bir sekme daha doğrusu. Texture paint. Burada boyama işlemi yapıyorsunuz. Bunu da çok önermiyorum. Biz Armor Paint'i kullanacağız. Çok kullanışlı bir araç Armor Paint. Onun üzerinde duracağız ileride. Shading kısmı da önemli. Burada biz materyalimizi belirledikten sonra burada çeşitli ayarlar yapabiliyoruz. Renkle ilgili ve efektlerle ilgili buraya node'dan, add'den birçok özelliği buraya ekleyebiliyoruz. Bunun üzerinde de duracağız ileride yine. Şimdi kısa kısa geçiyorum. Animasyon sekmemizi buradan bu şekilde yine görebiliyoruz. Rendering sekmesi şöyle, burada render ettiğimiz şeyleri yine bu şekilde görüyoruz. Composting burada da dop sheet olarak animasyonumuzu görüyoruz. Şey yapabiliyor burada use node dediğimizde composting kısmında add dediğimizde yine sahnemize filtreler ekliyoruz buradan. Bu filtreler yine bizim kullanacağımız şeyler arasında yer alıyor. Burada eklemeleri bu şekilde yapıyoruz vesaire. Script kullanacağımız bir şey değil çünkü burada kodlama bilmeniz gerekiyor. Python dilinde geliştiriciler, developerlar için bir araç. Arkadaşlar bu haftaki programımız böyleydi. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere diyorum. Şey, Timur hocanıza sorularınız olursa iletin. Ben de onları cevaplamaya çalışayım. Tekrar üzerinden geçmek istediğiniz konular varsa hem yeni konular hem onların üzerinde durmuş olacağız. Teşekkürler.